Heyecanlanmazsa dedim Enis dedim. Yapar bunları o, yapar. Yetiştirecek. Heyecanlanırsa yetiştiremeyecek. Hayatımın iki güzel kadını bir arada. Vay vay. O yüzden çok heyecanlandım. Seni. Oldu bitti gerçekten kadını. Yani. Dedim ki bana dedim. Zeki Müren'i de çok severdi. Dörtürken. Enis dedim ki annene. Bana dedim öyle bir ablam diye öyle bir sarıldı ki çok dedim. Çok seviyorum sizi. Bir daha sarılmak istiyorum. Yok orada, sarılma Enis. Orada ya. Yok kurban olayım. Bir canımı çıkarıyorsun. Çok sıkıyorum. Aa! Bak nasıl kokluyor. Ya. Bak nasıl kokluyor bak. Annesi de kokluyor. Bu yemek yemek yapamaz. Yapacağım. Şu üçümüzü böyle bir arada gördük ya. Canım şükürler benim, olsun. Çok tatlı. Poşetleri ne zaman boşaltacaksınız? Boşaltıyorum. Evet, torbaları oraya doğru kendine doğru çek. Önce şu kahve makinesini şuradan kaldırmak istiyorum. He. Kahve yapılırsa. O şu sofraya bayıldım. O sofrayla işin var mı? Onu işim var onunla. Bayıldım. İsterseniz size hediye edebilirim. Yeni almıştım onu. Evet. Amasya'dan gelirken. Amasya'dan geldi. Evet evet. Onu ben Amasya'dan aldım. Kaç tane ekmek aldın ya? Ya ekmeği her çeşitinden aldım laf edecekler diye. Rakiplerimi bilmiyorum. Ama evet. İnşallah Seda Hanımcığım bir şey unutmamışımdır. İnşallah unutmamışsındır. İnşallah. Dua ettik annenle çünkü çok heyecanlısın. Unuttuğunda evimizde her şey var ya. Bir yarışma programı, güzel de bir yarışma programı. Siz de varsınız. Benim zaten katılma sebebim siz oldunuz. Karar verdim sizin için dedin. Nasıl oldu bir anlat. Bir duydun ki ben geçtim. Seda Hanım şimdi ben 18 yaşında siz televizyonda şarkı yarışması yapıyordunuz. İçeride de anlatmıştım daha önce. O şarkı yarışmasında ben bir şarkı okudum. Sezen Aksu'nun bir şarkısını. Siz o hafta bana demişsiniz ki Enis haftanın birincisi Enis Andaç demişsiniz. Ben mi heyecanlandım falan. Böyle sevindim, mutlu oldum. Sonra ben Gününüz Güldürünüz diye bir taklit yarışması vardı. Allah rahmet eylesin Öztürk Serengil. Evet, siz de aynı kanaldaydınız. Hem o işimi beni, hem konuş. O beni Karadeniz birincisi bırak seçti. Bırak otobayı, öbürünü çek öbürlerini. O beni Karadeniz birincisi seçti Seda Hanımcığım. Çek, torbayı çek öne doğru. Geriye gel. Al gel. Ha o beni işte Karadeniz birincisi, Türkiye ikincisi oldum o sene. O zaman siz beni ilk yüreklendiren kişi oldunuz. Ha. Ben bugün bu hayatımı yaşıyorsam çok affedersiniz. Böyle merkep gibi çalışıp paşa gibi yaşıyorsam bu evvelallah sonra ve bana sizin o yıllar önce vermiş olduğunuz gerçekten bu, mi? Kesinlikle gerçekten. İzliyorduk hep seni, bunda, çünkü ben o an kendime hani bir kırılma noktamız vardır, bir inanma evet, noktamız. Evet. Ben o an siz bana sesin çok güzel. Hatta hiç unutmam Seda Hanım ben arabada kendimi attım. Siz de arabanız önünde. Ve sizle herkes görüşmek istiyor. Siz o an benim o yakarışımı o kadar gördünüz ki siz benim yanıma geldiniz. Evet. Ve dediniz ki hiç unutmuyorum o lafınızı. Evet. Aşkım dediniz, ben de küçüğüm çocuğum ya. Aşk oğlum tabii 18 yaşındayım ya. Siz bana aşkım bir demo yap bana getir dediniz ama ben demonun ne olduğunu bilmiyordum Seda Hanım. Bilsem de yapacak durumum ve imkanım tamam yoktu. Olmuş. Estağfurullah. Ama siz şöyle orada, bir şey. Ben oradan sonra eğitimin var mı dediniz, oku dediniz. Ben tabii, sonra konservatuar oku imtihanına girdim ve konservatuarı kazandım. Seda Hanım bitmez bu bitmez. Enis Bey benden bile çok konuşuyor. Ama Seda Hanım'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben onun bütün şarkılarını ezbere biliyorum. A'dan Z'ye çıktığı bütün şarkıları. Torbaları boşalttınız mı Enis Bey? Torbalar tamam ha. Ben hepsini hallederim sen hiç merak etme. Enis. Buyurun Seda Hanım. Şu andan itibaren süren başladı çocuğum. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım Allah rahmet eylesin arkadaşlar.